Güzel bir yıl, yükselişleri olan bir yıl, ruhsal bir yıl, maneviyatla hemhal olacağımız, biraz içe dönmek, biraz ruhu aramakla geçecek bir yıl. Şimdi insan dünyaya ruhu deneyimlemeye gelmedi aslında. İnsan dünyaya maddeyi deneyimlemeye geldi. En kolaylarına bakalım. Frekans en çok ne zaman yükselir? Aydınlandığın zaman. 19 bir teslimiyettir. Bir evrensel yılın enerjisi Eylül ayı itibariyle başlar. Bu nedenle 2023 biraz uyku düzensizliklerini de beraberinde getirebilir. Bir araştırma yapılmış, halkın %43'ü bir iç savaş beklentisi içinde olabilir diye cevaplar vermişler. Kuantum alanda biliyorsun korku, endişe, kaygı, evham daha kötüye götürüyor bizi. Bunlarla ilgili olumlu düşünceler daha iyiye götürüyor. Bu nedenle her şeye açık, beklenmeyenin bekleneceği, ezberlerin bozulacağı bir yıldan bahsediyoruz aslında. Ezber Bozan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin 2023 senesinden büyük beklentileri, umutları var her sene olduğu gibi. Ama tabii geçmiş senelerden de biliyoruz ki her yıl kendi temasıyla, kendi deneyimleriyle birlikte geliyor. Ve bizim ben bunu beğenmedim, bu gitsin yenisi gelsin deme şansımız olmuyor. Ama hangi temayla gelecek yeni yıl? Bize hangi potansiyellerle gelecek? Bunları öngörebileceğimiz ve destek alabileceğimiz kadim sanatlar, ilimler var. Biz de biraz gelen yıl için bir alan okuması, bir potansiyel okuması yapacağız bugün. Uzman bir konuğum var. Demet Yavuz Kafkaslı. Hoş geldin Demet. Hoş bulduk. Merhaba Arzucuğum. Merhaba. Çok güzel, herkesin ilgisini çekecek bir yayın olacak. Ben yayınla ilgili biraz hem tüyo vereyim, bugün neler anlatacağız, hem de interaktif bir çalışma olacak. Ben öncelikle herkesin yanında bir kalem kağıt hazır tutmasını tavsiye edeceğim. Aslında basit hesaplamalar yapacağız. Hem kolektif olarak 2023 hangi sayıyla, hangi temalarla geliyor ve biz bu yılı nasıl daha iyi çalıştırabiliriz? Kendi deneyimlerimizi, bolluk, bereket, başarı noktasını nasıl taşıyabiliriz? Bunları anlatacaksın. Hem temayı hem bizim yapabileceklerimizi anlatacaksın. Ondan sonra da belki daha heyecan verici olan kısmı kişisel sayılarımızı, yani bu yıl beni kişisel olarak neler bekliyor? Kişisel sayılarımızı hesaplayacağız ve birden 9'a kadar sen tek tek her bir kişisel sayının temasını vereceksin. Ama önce kolektifle başlayacağız tabii. Bu yıl kaç senesi? Nasıl bir hesaplama yapıyorsun ve bizi neler bekliyor toplumsal olarak kolektifte? Oradan başlayalım istersen. Evet, güzel bir yıl, yükselişleri olan bir yıl, ruhsal bir yıl, maneviyatla hemhal olacağımız, biraz içe dönmek, biraz sosyal ortamlarda bulunmak istemediğimiz, yalnızlığımızın daha kıymetli olduğu, ibadet belki, İnançlara göre ibadete yönelilen ya da ruhu aramakla geçecek bir yıl kolektif için bakıldığında. Bir kere 7 sayısı kozmik bir sayı, ilahi bir sayı gibi düşünebiliriz. İşte 7 ana renk, 7 çakra, 7 nota, 7 önemli bir sayı, bu bilinen bir şey zaten ama bunun ilahi sayı olması ve ruhsallıkla çok alakalı olması aslında bir şeyi düşündürüyor. Şimdi insan dünyaya ruhu deneyimlemeye gelmedi aslında. İnsan dünyaya maddeyi deneyimlemeye geldi. O halde insan döngüsü içinde 7 sayısına ne gerek var? Niye benim o ruhsal yükselişime ihtiyaç duyuluyor? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Aslında bu yıl 2023, 2024'ün hazırlığı gibi düşünebiliriz. Çünkü 2024 bir 8 yılı. 8 tamamen dünyevi, maddi güç, maddeye hükmetmek, zenginleşmek, o bolluk bereket dediğimiz asıl vurucu yıl 2024'te ortaya çıkacak. Ama şimdi madde öyle tehlikeli bir noktada duruyor ki, ya da güç dediğimiz şey, hükmetmek dediğimiz şey için insanın ya da kolektifin öncelikle ruhsal yükselişini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde o Firavun Musa olayına getirir bize. Şimdi baktığımızda Firavun da Musa da maddeye hükmetti.
İşte Musa Kızıldeniz'i yardı, asasını yılan yaptı. Bunlar maddeye hükmedebildiğinin göstergesiydi. Firavun da maddeye hükmediyordu. İkisi arasındaki temel fark Musa'nın ruhsal olarak yükselişini gerçekleştirmiş olmasıydı. Yani 7'den geçmiş olmasıydı. Halbuki Firavun o ruhsal kısımda eksik kaldığı için, o yükselişi tamamlayamadığı için sonu kötü bitti. Bu nedenle biz de bireysel olarak baktığımızda bu yılın enerjisine, eğer üzerimize ruhsal yükselişimizi tamamlayarak alırsak, 2024'te maddeyle karşı karşıya geldiğimizde, güçle karşılaştığımızda onu nasıl yönetebileceğimizi biliriz. Yani bizi bir anlamda pürolaşmaktan koruyacak yıldır bu yıl. Bu nedenle ilahi bir sayı, kozmik bir sayı insan döngüsünün içerisine dahil edilmiştir. Peki bu yıl 7 yılında nelere açık olmam gerekiyor? Nerede durmam gerekiyor? Neye hazırlıklı olmam gerekiyor? Şimdi bir yıla giriyorsun, senin de bahsettiğin gibi hazırlıklı olmak gerekir. Neyle karşılaşacağım? Bununla ilgili neler yapacağım? Bunu bilmek gerekir. Bir kere kolektifte baktığımızda biraz yalnızlaşmanın kabulünde olmamız gerekiyor. Sessizleşmenin kabulünde olmamız gerekiyor. Nasıl özellikle bahsediyorsun Demet? Onu biraz açar mısın? Yani yalnızlaşmak, yalnız kalacağız anlamına gelmiyor. Değil bu tercih edilen bir yalnızlık aslında. Ruhla birlenme hali, ruhu anlama, ruhu dinleme halinden bahsetmek gerekiyor burada. Kalabalıklar içinde de yalnız olabiliyoruz ya Arzu. İçimizde çekiliyoruz, içimizde dönüyoruz. Biraz o hal, yani böyle çok gezelim, tozalım, birlikte olalım, bir şeyleri birlikte yapalım doğasından çok. Ben benimle kalayım, ben ruhumu anlayayım, ben ruhumu besleyeyim hali. Burada bu nedenle bir beslenme var, ruhsal olarak beslenme var. Bunun da ana kaynağı bilgiden geçiyor. Bu nedenle 7 yılı daha çok herkesin ilgi alanına göre araştırma yapacağı, köklerin sorgulanacağı, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, evrende neler var, tarihin belki biraz daha dikkat çekici olacağı, ruhsallığın, çünkü ruhsallık o kadar geniş bir kavram ki neresinden tutup neresinden baktığına bağlı, herkes kendi kabına göre ruhsallığı bir yerden tutmaya çalışacak, orayı beslemeye çalışacaktır. Yani bu biraz toplum dışına itilen bir yalnızlıktan bahsetmiyoruz burada. Bu yalnızlık tercih edilen, aranan, ruhun ihtiyaç duyduğu bir yalnızlık. Belki de o hani günlük koşuşturmacamızın ve dışarıda devam eden hayatın yanı sıra içeride de bir parantez açıp ne olduğuna, hani bana aslında ne oluyor ve dışarının içeriye yansıması ne, onu anlamaya çalışma senesi olacak. Aynen öyle. Zihin çok aktif olacak burada. Belki onun için de bir başkasına ihtiyaç duymama hali var. Çünkü zihin hiç susmayacak. Sürekli zihnin geçmiş, bugün, gelecek. Aslında burası bir anlamda da tehlikeli. Çünkü zihnin sürekli hareket etmesi hali yorucudur. Bu nedenle 2023 biraz uyku düzensizliklerini de beraberinde getirebilir. Bununla ilgili kişiler önlem alabilirler mesela. Çünkü orada aslında bir birlenme hali, yoga çok önemli, meditasyon çok önemli 7 yılında. Çünkü zihin, beden ve ruhu anda birlemen gerekiyor. Aksi takdirde ben severim 7 yılını, o maneviyat, o yükselişi, yalnızlığı, kitap okumayı, araştırmayı kişisel olarak seviyorum. Bu yıl benim için bir avantaj ama bunu sevmeyen biri için yorucu olabilecek etkiler barındırıyor. Bunu biraz dengelemek gerekecek galiba. Peki enerjiyi nasıl yükseltebiliriz? Yani anladığım kadarıyla içerideki muhabbet kıvamını bulacak ama yargılamaya dönüşmemesi için, hani o onun ölçüsünün kaçmaması için bizim belki daha güçlü durmamız, enerjimizi yükseltmemiz, senin söylediğin gibi belki spiritüel çalışmalarla, dua ederek, ibadet ederek, olumluda kalmaya çalışarak, şükrederek, belki de en önemli şey değil mi? Elimizdekilere teşekkür etmek, şükür duygusu insanın frekansını en çok yükselten şeylerden. Sen ne tavsiye ediyorsun 7 yılını rahat geçirebilmek için?
Ya bir kere 7 frekans olarak taç çakra ile alakalı, frekans çok yüksek orada. Bu nedenle de frekansı yükseltecek her şey tavsiye edilebilir belki. En kolaylarına bakalım. Frekans en çok ne zaman yükselir? Aydınlandığın zaman, bilgiyle dolduğun zaman, okuduğun zaman. Ha bu çoğu insan kitap okumayı sevmiyor olabilir ama doğayı okumak olabilir, insanı okumak olabilir, hayatını okumak olabilir. Yani bakmak, gözlemlemek, araştırmak halinden bahsediyorum. Yani oturup roman okumak evet güzel olur bu yıl ama bunu yapamayan için de bir etrafına bakmak, orayı gözlemlemekle alakalı. Aydınlanmak frekansı çok yükseltir. Renklerin gücünden yararlanabiliriz. Renklerin frekansı var çünkü. Taç çakra mor renkle ifade edilir. Çünkü gözün görebildiği en yüksek frekans mor renkte vardır. Bu nedenle bu sene önerim biraz moru hayatımıza katalım. Özellikle meditasyon yaptığımız anda mor renk altında meditasyon yapmak frekansı yükseltir. Kokuların frekansı var. Gül yağı, lavanta çok etkili olur. Taşlardan yararlanabiliriz. Mor amatist taşı. Mor amatist taşının bu yıl edinilmesini faydalı buluyorum birkaç açıdan. Bunlardan biri zihni sakinleştirir. Biraz önce bahsettim. Zihin çalışacaksınız. Çok onu bir böyle dengelemek gerekiyor. Diğer taraftan 7 biraz da melankoli yılıdır. Bu nedenle pozitifte kalmak, mutluluk için bu taş çok kıymetli bir taş. Ve bir diğer riski de bu zihinsel aktiviteyi ve ruhsallığı kaldıramayacak bir bünyede alkolizm riski ya da bağımlılıklara tutunma riski oluşabiliyor. Eğer yedinin olumsuzuna düşürmüşse. Bu nedenle ametist taşının burada bağımlılıklarla ilgili koruyucu bir özelliği de var. Bu taşın etkisinden yararlanılabilir. Gıdalar çok önemli. Bu sene her seneden daha önemli. Lütfen doğal beslenelim. Paketlenmiş gıdaların frekansı sıfır. Onun için doğal beslenmek çok önemli olacak. Şimdi bunları anlatınca kolay, çok hap bilgiler ama sanki işe yaramayacakmış. Yani bu kadar kolay mı yükselmek? Aslında bütüncül olarak bunu rutine oturtabilmişseniz hayatınızda o titreşimi yükseltmeyi başarabiliyorsunuz. Haliyle uyumlanıyorsunuz. Biz denemeden vazgeçiyoruz. Ya işe yarar mı duygusu? Hani acaba yarar mı? Yaramaz mı? Dediğin gibi o zihin kendi içinde konuşuyor. Vıt 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 karşılıklı bir sonuca varıyor ve çoğu zaman daha işin başında vazgeçiyor. Ya Arzu, bir de bana şöyle geliyor. Sorunlar o kadar büyük ki, hayat o kadar zor ki birçok insan için. Haliyle bu kadar basit çözümleri zihin almıyor. Yani diyor ki bu kadar yorgunluğun, bu kadar zorluğun çözümü mor renk olmamalı herhalde. Ya da bir taş olmamalı, daha kompleks bir çözüm arıyor. Aslında baktığında hayat da o kadar kompleks değil. Bizim buradaki belki hayatı zorlaştıran etkimiz ve bugün bu yayını yapmamızın ana maksadı da bu aslında. Rüzgarı arkaya almaya çalışıyoruz. Eğer kişisel olarak kendi titreşim yılımıza uygun hareket edersek, kolektifin enerjisine uyumlanırsak hayatın daha kolay aktığını görebileceğiz. Hayatı zorlaştıran taraf, mesela biraz sonra kişisel yıllardan bahsedeceğiz. Diyelim senin kişisel yılın 2, sevgi, hizmet, bakmak, beslemekle ilgili bir yıl. Sen bu yıl bakmaya, beslemeye direnirsen, hizmet etmezsen, sevgiye kalbini açmazsan bu yıl haliyle tatsız olabilecek. O zaman tutup da benim hayatım kötü gidiyor diyebileceksin. Ama sen farkındalığınla, ya benim bu yıl biraz daha sevgiye, ilgiye, hayvanlarla vakit geçirmeye ihtiyacım varmış deyip rüzgarı arkana alabilirsen yıl daha kolay akacak. Onun için amaç bu yılı kolaylaştırmak. Bunu her seneye yayabilmek. Hayatın bütününü kolay hale getirebilmek. Çok konuşacağımız şeyler var. Dediğim gibi bu sene 7'den ibaret değil sevgili izleyenler. Her birimizin ayrı ayrı sayıları var. 1'den 9'a kadar farklı duraklardayız bu sene. Nasıl hesaplayacağımızı, bizim hayatımızda neye karşılık geldiğini Demet tek tek anlatacak. Her birinin kendi içindeki remedilerinden de bahsedecek. Ama oraya geçmeden önce 7 senesinde nasıl bir tema olduğunu söyledi de Türkiye'yi, dünyayı 7 senesinde ne bekliyor? Daha önceki 7 yıllarında ne olmuş? Biraz o konuda da kısaca bilgi alalım Demet kişisel yıllara. Çok hoş, çok güzel bir soru Arzu. Bunun faydası şu, özellikle dünyada 7 yıllarında neler olmuş?
benzer olaylar olmuşsa bu bizim buna benzer bir şeyler yaşayabileceğimizi ya da bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini bize gösterir. Bunlardan konuşma hoş olacaktır. Şimdi dünyayı ne bekliyor kısmında dünyayı, Türkiye'yi senin de kulağına gelmiştir, izlemişsindir, duymuşsundur. Bu 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? İşte buna benzer temalar mı var? Böyle bir beklenti olabilir mi? Bir savaş teması çok fazla dillendiriliyor. Çok konuşuluyor. Da gelmiyor. Tabii ya, ben bu sene böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu sene biraz daha dünyada ülkelerin durumuna baktığımızda yerelde sorunlarla uğraşacak gibi görünüyor. Yani herkes kendi milletinin derdine düşecek gibi bir hal var. Çünkü 7'nin enerjisinde bahsettim ya, içe kapanma. İçine dönme enerji. Tabii. Bireysel olarak kendin içinde düşün, aile içinde düşün. Aile içinde bir konu olabilir, aman dışarı sızmasın hali vardır. Çünkü mahremiyet önemlidir 7 yıllarında. Ya da bir ülkede bir olay yaşanıyordur, aman kendi içimizde halledelim, yayılmasın hali vardır. Biraz yerelde sıkıntılar olabilir. Ki bunların etkisini görmeye başladık. Zaten bir evrensel yılın enerjisi Eylül ayı itibariyle başlar. Eylül'den itibaren 7 yılı başladı ufak ufak. Tam olarak enerjinin girmesi 1 Ocak'tır, evet, ama bu hissediliyor. Haberler duyuyoruz. İşte Almanya'da enerji krizleri başladı. Zaten dünyanın birçok yerinde ekonomik krizler çok yaygın. Protesto haberleri duyuyoruz. Yani ufak ufak kıvılcımlar geliyor. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Halkın %43'ü bir iç savaş beklentisi içinde olabilir diye cevaplar vermişler. Biraz herkesin kendi haline düşeceği bir yıl olabilir. Peki, bu yüzden birbirlerimizle nelerle uğraşabiliriz sence? Türkiye'deki temalara baktığımızda doğa olaylarıyla uğraşabiliriz. Sağlıkla ilgili iki türlü bir ihtimalden söz edilebilir. Sağlıkla ilgili özellikle üst solunum yollarındaki sıkıntılarla ilgili astrolojik göstergeler var. Ama bunun yanında sağlık teknolojisinde beklenmeyen şeyler de olabilir. Dünyada 7 sayısının olduğu yıllara baktığımızda mesela ilk böbrek nakli 7 yılında yapılmış. Türkiye'de ilk kalp nakli 7 yılında yapılmış. Yani önemli sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler görülmüş. Yine bu sağlığını hep olumsuz gibi düşünmemek gerekiyor. Hastalıklar olabilir ama ben sağlıkta bir takım buluşlar olabileceği yönünde düşünüyorum. Türkiye'de onun dışında kadın, dünyanın genelinde ama Türkiye'de de kadınlar, çocuklar, sanatçılar, sporcularla ilgili gündemler duyulabilir. Yine Türkiye içinde değil ama dünya genelinde, Türkiye'yi de buna dahil edelim, çok beklemediğimiz davaları konuşuyor olabiliriz. Şaşırtıcı davalar, şaşırtıcı tutuklanmalar, hapsedilmeler. Yine enteresan bir şekilde 7 yıllarında dünyada ilginç davalar var. Ve bu davaların birçoğunda sanatçıların kendi aralarındaki davalar var. Ama basına sızmış, olay olmuş. Bu yönde tevhid olabilir belki. Sanatçıların başka gündemleri olabilir ama ilginç davalar gelebilir. Bunun dışında dini bazda bir takım kargaşalar olabilir. Kargaşa diyorum ama bunu olumlu da düşünebiliriz. Yani din odaklı tartışmalar ve ondan kaynaklanan çatışmalar belki. Çatışmalar olabilir şu anlamda. Ruhsallık yılı ya, maneviyat yılı ya. Bir de bu sene Satürn balığa geçiyor. Satürn 2,5 yıllardan sonra balığa geçtiğinde balığın o soyut hali, manevi hali, ruhsallık zaten 7 sayısından geliyor. Bu kişilerin bir takım kanaat liderleri ihtiyacını artırabilir. Bir takım cemaatlerin içinde olayım, bir guru bulayım, bir filozofun peşine takılayım gibi insanlar kendilerine liderler arayabilirler. Bu nedenle dini konularda özellikle Hristiyanlık alemiyle ilgili, papazlarla ya da kiliselerle ilgili bazı duyumlar alabiliriz ki mesela yine tarihte 7 yılında Ayasofya Müze olarak halka açılmıştır. Yine kiliselerle ilgili gündemler olmuştur. Hristiyan alemiyle ilgili bazı haberler duyabiliriz. Bu aynı zamanda 7 yılı biraz da sahtekarlığa dikkat çekmek gerekiyor. Sahtekarlıkla da ilgilidir. Ve burada dini temalarda olduğu için hepimizi uyaralım. Kendini öne atan, liderim, dini liderim, guruyum diyenlerin peşine takılmadan önce belki de iyi analiz etmemiz gerekiyor. Kişisel bazda belki kendi yöneticimiz olması gerekiyor ama bu yıl
biraz daha birinin peşine takılma hali, isteği, arzusu olabilir. Diğer taraftan... Sen sözünü tamamla lütfen. Hangi tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii onu da konuşalım. Mesela çok mafyatik olaylar. Yeraltı dünyası çok faal bu yıl. Yani en çok parti orada var gibi düşünebiliriz. Orada bir hareketlenme var. Yine yedinin doğası gereği gizlilikle ilgilidir bu. Gizli örgütleri sevmesinden mafyatik bazı karakterler ortada olabilir. Uzay, bilim, teknoloji alanında gelişmeler olabilir. Yine yedi yıllarında uzayla ilgili ciddi çalışmalar vardır. Ve bu sene Türkiye bazında ve dünya içinde böyle hayvanlarla ilgili haberler dikkat çekici olabilir. Şimdi bunların hiçbirini iyi ya da kötü olarak yorumlamıyorum ben. Neresinden baktığına bağlı ya da dünyayı nasıl döndürdüğümüze bağlı, nasıl bir titreşim yayacağımıza bağlı. Kuantum alanda biliyorsun korku, endişe, kaygı, evham daha kötüye götürüyor bizi. Bunlarla ilgili olumlu düşünceler daha iyiye götürüyor. Hayvanlarla ilgili olumlu gelişmeler de olabilir, talepler de olabilir. Mafyatik alemde bir mafya çökertilebilir, oradan bir şey de çıkabilir. Yani bu nedenle her şeye açık, beklenmeyenin bekleneceği, ezberlerin bozulacağı bir yıldan bahsediyoruz aslında. Şaşırtıcı olaylar. Tarihsel olarak baktığımızda hem dünya hem Türkiye genelinde Mart ayı çok önemli. Mart ayında astrolojik olarak da titreşimsel olarak da evrenin matematiği olarak baktığımızda titreşimsel olarak da bazı önemli etkiler var. İşte Satürn'ün balık burcuna geçmesi 7 Mart'ta olacak. 21 Mart'ta 0 derece Koç'ta bir yeni ay var. 0 derece önemlidir biliyorsun. Koç zaten sabırsızdır, atılmak ister. Ama orada bir Jüpiter etkisi var ki bu abartmaya da eğilimlidir. 20 Nisan'da Koç'un 29 derecesinde bir tutulma var. Yani burada biraz sabretmek, öyle hemen her şeye atlamamak gerekir. Bir bekleyebilme hali önemlidir. 23 Mart Plüto Kova'ya geçiyor. Kova biliyorsun kolektifle ilgili, Plüto biliyorsun işte o ezberleri bozan taraf, şaşırtan taraf. Yani Mart ayına baktığımızda hem titreşimsel hem gökyüzü olarak bazı etkiler oluşabilecek. Ama bence Mart evet önemli de Ekim çok daha önemli görünüyor. Yani özellikle Türkiye genelinde bakacak olursak Ekim ayından 28 Ekim'de Boğa Akrep aksında son tutulma artık. Bir rahata erecek Boğa Akrep aksında tutulmaları yaşayanlar ama bu son tutulma etkisi... Boğa'da bir ay tutulması olacak, nasıl yansımaları olacak bunları göreceğiz. 29 Ekim biliyorsun Cumhuriyet'in 100. yılı, yeni bir başlangıç. Ülkemizin de burcu, dolayısıyla biz de sıkı bir değişimden geçiyoruz ülkece. Aynen öyle, yani 28-29 Ekim ve ondan sonrasının Türkiye'de yenilikler, yeni başlangıçlarla ilgili olumlu olabilecek, bizi karanlıktan aydınlığa çıkartabilecek güzel enerjilere sahip olabileceğini düşünüyorum. Ama burada tabii biliyorsun aydınlığa çıkmadan önce karanlıktan geçmek de gerekir ya. Yani hiçbir dönüşüm, değişim, hele hele işin içinde Plüton'un olduğu dönemler, akrebin olmaları öyle kolay olmayabilir. Ama sonu güzel aydınlık olabilir. Onun için... Akrep ve Plüto dediğimiz zaman hep ölüm, yeniden doğum teması vardır. Belki de öyle bir eşikteyiz. Yani aynen, zaten hani ruhsal da bir yıldan bahsediyoruz, evet, ya. Ruhun doğumu olabilir. Yani bunu ille realitede insan ölümlerine vurmamak gerekir belki. Katliamlara, işte o Plüton'un bahsettiği ya da işte Koç enerjisi, kanlar, kesiklerle anlatmamak gerekir belki. Ruhsal bir dönüşüm de olabilir. Ruhun ölümü, ruhun doğumu şeklinde etkiler. Peki Demet'ciğim, ülkelerin de kişisel yılları var mı? Hani kişisel yıllara girmeden önce Türkiye'nin de var mı bu sene? Şimdi ülkelerin nasıl astrolojik haritaları var, natal haritaları var. Onlar ülkenin kuruluş tarihine göre çıkartılan haritalar biliyorsun. Aynı şey nöroloji için de geçerli. Onun kuruluş tarihi, yani 29 Ekim tarihi Türkiye'nin doğum tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bu nedenle evet onun da kişisel bir yılı vardır. Evrensel sistem içinde yedinin etkilerini yaşayacak.
Türkiye evet. Ama kendi kişisel haritasında da kendi yılını yaşayacak. O zaman ya da Amerika kendi yılını yaşayacak. Evet, bize yaparken kişisel sayılarımızı nasıl hesaplayacağımızı da istersen bir yandan hesaplamayı anlatarak yavaş yavaş herkesin beklediği o alana doğru ilerleyelim. Olur. Senin için de uygunsa. Mesela çok uygun. Nasıl hesaplayacaksın? Şimdi kişisel yıl hesaplamakta bir kere numerolojinin özünde tüm sayıları tek haneye indirmek vardır. Çünkü sayı sistemi 9'lu sistem üzerine Pisagor tarafından kullanılmıştır. 8'li sistemin kullanıldığı alanlar da var, kullananlar var ama ben Pisagor'un 9'lu sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyorum ve genel olarak kabul edilen de odur. Doğum tarihinizde gün, ay olarak alın. 29 Ekim. Evet, Ekim 10. ay. Dolayısıyla Ekim 10. ay. Şimdi evet. 10. ayı 10 olarak almamamız gerekiyor. Var. 2 var artı 9 var. Hı-hı. 10. ay 1'i alıyoruz sıfır etkisiz olduğu için. Şimdi burada sadece kişisel yıllar hesaplanırken doğum günü ve doğum ayını alıyoruz. Yıl olarak ise o yılın enerjisini alıyoruz. 2023 yılının enerjisi 7 idi. O halde buna bir de 7 eklememiz gerekiyor. Hı-hı. Şimdi burada bulduğumuz sayı çok manidar. Beni de heyecanlandıran bir sayı. 19'dan 1. Yani tek haneye indirmeden önce bir 19'da durmamız gerekiyor. 19'un önemi yüzünden durmamız gerekiyor. Biz her sayıda durmuyoruz. Mesela 13'ten bulduğumuzda durmayız bir sayıyı. Ama 11, 22, 19 sayısal olarak, titreşimsel olarak etkili sayılardır. 19 bir teslimiyettir. Anadolu içerisinde önemli bir sayıdır. 19 yine 7 gibi. 19. Atatürk için biliyorsun 19'un önemi ve yine Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı ne boş ki 19'dan 1'e vuruyor bu sene. Bu çok heyecan verici. Bizim için bir senesi yani. Türkiye için bir senesi. Evet. Türkiye için bir senesi. Hem de 19'dan bir senesi. 19'dan bir senesi. Sen biri düşüneceğiz ama 19'un ilahi gücünü ya da işte teslimiyetini bir hediye halidir 19 hali. Onu da hep arka planda bir düşünmek lazım. Yani bu destek göreceğimiz. Bizim için ilahi olarak da bir takım faydaların oluşabileceğini de göstergesi olabilir. Bir zaten başlı başına önemli. Yani burada o halde tekrar kişisel hesaplamaya baktığımızda ne yaptık? Doğum günümüzü, doğum ayımızı aldık. Bunları bir haneye indirdik. Evrensel yıl olan 7'yi aldık. 2024'e girdiğimizde evrensel yıl 8 olacak. O halde Türkiye'nin 2024 yılında kişisel yılı haliyle 2 olacak. Bir sonraki yıl 3 olacak. Zaten bu şekilde devam edecek. Basamak basamak ilerleyen bir döngü. Peki Demet, kişisel yıllar nasılsa bir de Türkiye'yi de ayrıntılı olarak dinlemiş olacağız birazdan. Kişisel yıllarımız da yılbaşında mı başlıyor? Hayır, doğum günümüz itibariyle başlıyor. Şimdi evrensel yılın enerjisi 1 Ocak'ta başlar, evet. Ama kişisel yıllarımızın etkisini doğum günümüz itibariyle hissetmeye başlarız. Bu anlamda Ocak ayında doğan biri ya da Şubat ayında doğan biri iş hemen bu yılın enerjisine başlarken Aralık ayında doğan biri aslında bir önceki yıl etkisini hala devam ettiriyordur, taşıyordur. Buna göre dinlemek çok önemli. Yoksa bu ben değilim ki sonucu çıkıyor. Şimdi Aralık ayı doğumlu biri hesapladı. Dedi ki benim kişisel yılım bir. Bir nedir? Yenilikler, cesaret, öncülük, başlatmak, adım atmak. Kendini hiç böyle bir enerji hissetmiyor. Diyor ki yok bende böyle şeyler yok. Niye? Çünkü sen hala 9'dasın. Sen doğum gününe kadar Aralık boyunca 9'un enerjisindesin. Sen doğum gününden itibaren bir enerjisine geçeceksin. Yani bu nedenle doğum günlerimiz bizim kişisel yıl titreşimlerimizin başladığı zamanlardır. Dolayısıyla biz de yeni yıla gireceğiz ama Türkiye olarak 9'umuzu sürmeye, tamamlamaya, kapatmaya devam edeceğiz bir dönemi. Aynen öyle. Ve yeni başlangıçlarla inşallah hep beraber kucaklaşmak dileğiyle. Aynen öyle. Türkiye açısından da 29 Ekim'le birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılıyla birlikte bir
Başlangıç, bir yılı başlıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Güzel. Evet. Şimdi kişisel yıllarımızı nasıl hesaplayacağımızı da öğrendikten sonra istersen birle başlayalım. Bir kişisel yılı bir olanları, bu arada tablolar hazırladık. Demet sağ olsun küçük küçük bir özetlerini de, yani bir yılının ana teması nedir mesela? İyi gelen şeyler, destek olan şeyler nedir? Bununla ilgili küçük küçük notlar da ekrana gelecek siz onu dinlerken. Birle başlayalım Demet. Benim de bir senesi, gerçi doğum günümü beklemem gerekecek ama heyecanla dinliyorum seni. Çok kıymetli bir seneleri, çünkü böyle biraz hevesleniyorum birileri anlatırken, çünkü 9 yıllık döngünün başlangıcındaki tohumları atma yılı. Bu sene ne ekiyorsan özellikle 8. yılda, o güç yılında, bolluk bereket yılında onu biçeceksin. Ve 9 yılın buna göre şekillenecek. Bu nedenle önemli. Senin için Arzu, şöyle de bir güzelliği var aslında. 9'u yaşayanlar, Türkiye için de geçerli bu. 9 ilhamdır, fikirler gelir. Fikirlerin aktığı dönemde o fikirleri toparlamak gerekir. Bir yılına o fikirleri yansıtmak gerekir. Bu nedenle o bağlantı çok hoş. Ne zaman doğum gününe girecekseniz girin, 9'unda enerjisini hala toplamaya, rüyalarınıza bir bakmaya, aklınızdan geçen fikirleri bir kağıda dökmeye dikkat edin birler. Hala 9 etkisini yaşadığınız dönem içerisinde. Şimdi bir başlangıç, ben deme halidir zaten. Burada ben merkezlik, bireyselleşme, bağımsız olma, özgürleşme, cesur olma, atak olma, İleri adım atma. Bunlar bu yıl yapmanız gerekenler. Böyle davrandığınızda sistem size gerekli gücü ve enerjiyi verecektir. Yaratıcılık yılı. Hangi alanda olursa olsun. Şimdi böyle yaratıcılık deyince sanki aklı hep sanat geliyormuş gibi. Her alanda yaratıcı olabilirsiniz. Ticaret alanında yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir iş kurabilirsiniz örneğin. Burada bir yılının sadece dikkat etmesi gereken nokta, onay almadan hareket etmekte biraz zorlanabilir. Orada bir kuşku haline düşebilir. Hani cesur muyum, değil miyim? Atılsam mı, atılmasam mı? Bu nedenle böyle birileri anlatırken lider, cesur, atak diye anlatıyoruz. Kişi dönüp kendine bakıyor. Ben diyor hareket edemiyorum. Tembellik var. Ya da yaratıcı enerjisini ortaya çıkartacak kanalı hayat ona bir türlü o fırsatı bulamamış. O yaratıcı enerji baskılandığında, kök çakrayla ilgili biliyorsun bir, o yaratıcı enerji baskılandığında haliyle bu kişide ortaya çıkan öfke sorunları olabiliyor. Ya da sindirim sistemiyle yani ilgili. Dışarıda patlaması gereken enerji içeride patlıyor bu sefer bastırıldığı için. Sadece kendi içinde de patlamıyor, yakın çevresinde de, aile içinde de, arkadaşları içinde de. Bu nedenle dinlerken şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yakınınızdakileri de çok dikkatli analiz edin. Mesela evinizde bir yılına girecek biri varsa lütfen onu cesaretlendirin. Güvenini, kendine güvenmesi gerektiğini hissettirin, onaylayın, yaparsın, başarırsın deyin. Çünkü onu harekete geçirmezseniz oradaki bastırılmış öfke ucu size de dokunacaktır. Peki ben destek olacak kimse yok etrafımda, beni öyle gaza getirecek, o cesareti alacağım herhangi biri yok etrafımda. Kendi kendine frekansal olarak etkileyebilirsin. Yine aynı renk, koku vesaire gibi etkilerden bahsedebiliriz ki renk kesinlikle kırmızı. Burada kırmızının canlandırıcılığı, verdiği güven hali vardır. Ama şuna dikkat etmek gerekir Arzu. Bazen bunun yanlış anlaşıldığını görüyorum. Şimdi benim birinci çakram dengede. Zaten kendimi yeterince cesur, atak hissediyorum. O yaratıcılığım, her şey ortada. Diyor ki ama bir il sayısına kırmızı giyeyim. Bu faydadan çok zarar verir. Çünkü senin zaten dengede olan çakranı daha fazla, daha aktif hale getirdin. Hiçbir şeyin fazlasını istemiyoruz. Yani istemiyoruz. Agresif ediyor birazcık, değil mi? Aynen öyle. Bu nedenle sen zaten kendine cesur hissediyorsan, yeni başlangıçlara hazırsan, fikirlerini ortaya atabileceksen kırmızı giyme. Ama olur ya, gün içerisinde modunun düştüğünü hissettin. O zaman kırmızı bir can simidi olabilir.
Protein ağırlıklı beslenmek orada yine frekansal olarak etkilidir. Bu sene biraz mavi renkten uzak kalabilirsiniz. Bunun sebebi mavi fikirlerle ilgilidir. Yeterince fikriniz var. Zaten olay o fikri hayata geçirmekte. Yeni fikirlere pek ihtiyaç yok. Bu nedenle maviden biraz uzak kalınabilir. Topraklanmak için hematit taşı kullanılabilir. Kırmızı akik taşı kullanılabilir. Mis kokusu çok iyi gelir. Daha çok böyle davul sesi, ritimli müzikler iyi gelir. Yani burada sözünü ettiğim bu müzik, koku vesaire gibi durumlar, eğer siz içinizde o enerjiyi hissetmiyorsanız kullanmanızı önerdiğimiz şeyler. Yoksa zaten varsa hayır. Bazen de insan doğal olarak çekiliyor, öyle değil mi? Yani farkında olmadan gidip o kırmızı objeyi alıp masanın üzerine, gözünün göreceği bir yere koyuveriyorsun mesela. Ya da belli senelerde belli renkleri daha fazla kullandığını fark ediyorsun. Benim gözlemim, renk çalışmaları yapıyorum. Kişisel renk çalışmaları yapıyorum. Mesela kişi bana şunu söylüyor. Bana bu yıl hep bu renk hediye geldi diyor. O renge ihtiyacı var. Yani bazen bunu içsel olarak sen bilmiyorsun ama çevrendekiler biliyor. İşte hiç yeşil kullanmazdım. Bu sene bana gelen hediyeler hep yeşil oldu. Bu çok kişilere karşılaştığım bir durum. Özellikle çocukların giymek istediği renklerde lütfen önlerine geçmeyin. Ona ihtiyaç. Bu gıdalarda da böyledir ya arzu. Bir şey eksikse sen onu düşünmezsin ama vücut bilir ve o gıdaya yönelir. Çünkü biliyordur o eksik. Biraz burada evet şey yapmak lazım. Teslim olmak. O renkse o rengi almak lazım. Evet. Birin liderlik eyleme geçme, hareket etmekle ilgili bir sene olduğunu ve bizim ülke olarak da 29 Ekim'den sonra belki de yeni başlangıçlar için daha hareketli, daha cesur olacağız. Daha bağımsız olacağız. Burada bence varsayabiliriz. Türkiye özelinde en önemli nokta Türkiye'nin daha bağımsız olabileceği, daha cesur olabileceği. Bu da bu sene 7 senesi aynı zamanda madenlerle ilgilidir. Bağımsızlığın şartı biliyorsun biraz da ekonomik güçle ilgili. Ekonomik gücü olacak belki Türkiye'nin ve bu güce istinaden daha özgür adımlar atabilecek, daha cesur olabilecek. Yani ben 29 Ekim sonrasında Türkiye'de ekonomik anlamda da rahatlamalar, gün yüzü görmelerin olacağını ve bunun cesaretiyle hareket edileceğini düşünüyorum. Peki o zaman Türkiye'nin sayısı olması sebebiyle, yılı olması sebebiyle bire biraz fazla yer verdik ama bizi bekleyen daha 8 tane kişisel yıl sayısı var. Bir olanlar kendinizi motive edin, dışarıdan gelen desteklere de hep açık olun, kabulde olun deyip 2 ile devam edin. 2 artık bir ben vardım, şimdi de sen varsın hali. Seni sevme hali, sana hizmet etme hali, seni kabul etme hali. Dualitenin sayısı. 2 sayısının enerjisi içinde olan kişiler bir takım kararsızlıklar yaşayabilirler. Neden? Sürekli bir iyi kötü, doğru yanlış, benim ihtiyaçlarım senin ihtiyaçların. Yani aslında sözünü ettiğim alma verme dengesi. 2'nin en önemli temalarından biridir alma verme dengesi. Kişi bu dengeyi kurmaya çalışırken kararsız kalabilir, yanlış kararlar verebilir. Burayı dengelemek önemli olacak. Sevgi yılıdır. Bakmak, büyütmek, beslemek yılıdır. Anaçlıktır, rahim enerjisidir. Burada bir yine aslında rahim enerjisinden kaynaklı bir yaratıcılık vardır. İç çatışmaları nedeniyle kişi dışarıda çatışma görmeye başlar. Şimdi biliyorsun eğer benim içimde bir şeyler sürekli dualitede kavgalıysa dışarıda bunun izlerini görmeye başlıyorum ve çatışmaların muhatabı haline geliyorum. Eğer böyle bir enerji hissediyorsanız lütfen içinize dönüp bir bakın. Neyi dengeleyemedim? Çok mu aldım, çok mu verdim? Evet demekle hayır demek arasındaki dengeyi doğru kurabildim mi? Burası çok önemli. Anne ile ilişkiler, çocukla ilişkilerin çok kıymetli olduğu bir dönem. Özellikle anne ile aranızda krizleriniz varsa, anneniz hayatta da olabilir, vefat etmiş de olabilir, hiç fark etmez. Onunla helalleşmek için harika bir yıl. Ve bu helalleşmenin bereket anlamında etkisini biraz sonra anlatacağım. 8 yılında göreceksiniz. Bu nedenle bu yıl lütfen annelerimizle içsel olarak
helalleşelim. Çocuklarımıza karşı bakım gösterelim. Sen güzel bir tavsiyede bulunmuştun yayın öncesi biz konuşurken. Dedin ki insanlara tavsiye verirken de bu yıl nasıl, tabii bu yakın çevremiz için geçerli. Hani eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, bildiğimiz kişiler. Bu yıl nasıl bir temadan geçiyorlarsa ona göre tavsiye vermek daha anlamlı. Yani iki yılından geçen birini hadi şimdi sen atıl. Ortaya çık dediğin zaman yani o seni karşılayabilecek enerjide olmadığı için belki ters tepecek değil mi? Kesinlikle, ya da karşındaki kişi seni mutlu etmek için böyle davranmaya çalıştığında kendi içinde mutsuzluklar yaşayacak. Muhtemelen başarısız olacak. Kabulde olmak çok önemli. Kişi o yıl o enerjiyi evren ona armağan etti. Bunu bozmamamız gerekiyor. Mesela iki yılındaki bir kişi için atılmak değil, içte kalmak önemlidir. Kendi küçük çevresinin içerisinde var olması gerekir. Sevgiyle emal olması gerekir. O kişiyi çok çalışmak, işte dışarı çıkmak vesaire yönünde motive etmek hem dediğim gibi bana zarar verir çünkü beklentim karşılanmaz, hem de o kişiyi stres altına sokarım. Peki ben çevremde iki kişisi varsa ne yapmalıyım? Şimdi Arzu, burada nasıl denge var biliyor musun? İki yılındaki kişiler çok vericidir, çok severler, hemen koşmak isterler, sana sofralar hazırlar. Ne zaman arasan hemen gelir, iki bir arkadaşınız varsa çok güzel. Çünkü hep elinden geleni yapar. Bunun altında yatan duygu ne biliyor musun? Sev beni. Sevilmeye çok ihtiyaç duyuyorum. Duygusal anlamda beslenmeye ihtiyacım var demek istiyor kişi. Bu yüzden bu kadar koşturmaca. Onun için çevrenizdeki ikileri lütfen bu sene çok sevin. Çünkü bunun olumsuzuna düşüldüğünde de şu yaşanıyor. Şimdi çok güzel bir tablo anlatıyorum ama olumsuzuna düştüğünde de kişi verdi, verdi, verdi. Sevdi ama karşılığını görmedi. Pat diye keser. Yardımı bir anda keser. Elini en olmadık yerde bırakır. Küser, surat asar. Hiç beklemediğim bir tablo. Ya da sert kabuk, ilgisizleşir. Duygusuzluk maskesi takar. Bu nedenle birçok ikide gördüğümüz etki sertliktir. Asıl sertliğin altında beni yıpratmalardır. Bu nedenle lütfen iki yılındaki kişilerin size olan sevgisini dengelemeyi, o başaramıyorsa siz başarın. Sevin onu. Peki hızlıca bu yılın remedilerini de istersen analım. Bir için aldım. Turuncu renk önemli olacak. Kalçaları hareket etmek, dans ve yüzme egzersiz olarak çok, yani dans çok maliyetsiz bir şey. Evde dans edin lütfen. Bal, portakal, yasemin çay olarak içebilirsiniz. Sarı sitron, kuvars İyi gelir. Sandal ağacı kokusu. Müziklerde de daha hareketli, ritimli müzikler size enerji katacaktır. Pekala. Üçle devam edelim öyleyse. Kişisel yılı üç olanlar. Kişisel yılı üç olanlar. Şimdi yaşama sevinci, ilham, iyimserlik, sanat, güzellik, etrafına böyle yaşama enerjisi katan biraz aslan doğasında kişiler. Çünkü üç sayısında güneşle temsil edilir. Şimdi aslan nasıldır? Eğer onu gururluysa, yönetebiliyorsa, çok cömerttir, iyilik severdir, neşelidir, her tarafa espriler yapar. Ama ne zaman onun gururuna dokun, birazcık saygınlığı zedelense bir anda keser, agresifleşir. Ateşlenme hali vardır orada. Bu nedenle üçlere baktığımızda da iki tezatı birlikte görürüz. Ya karşınızdaki üç dengesindeyse çok neşeli, enerjik, herkese yaşama sevinci katan bir üç tablosuyla karşılaşırsınız. Bu yıl öyle biri olursunuz. Eğlenmek çok önemlidir. Hayatta eğlenmek için gelmiş gibi davranırlar. Sorumluluk almak istemezler. Ama eğer onun gururu yıpranmışsa, kendinden kuşku duyuyorsa, kendini ifade etmekte zorlanıyorsa, sahneye bir türlü çıkacak enerjiyi bulamamışsa, işte orada da karşımıza bir despot çıkar. Çok enteresandır. Hitler'de üç çok baskındır biliyor musun? Hitler ve üçü biraz önce anlattığımla dengeleyemeyiz normalde değil mi? Eğlenceli, neşeli, güler yüzlü bir Hitler yok. Neden? Hitler psikolojik olarak incelendiğinde kendinden çok kuşku duyan, kendine güvenemeyen bir psikolojik altyapıya sahipti. Ve bunu bastırmak için manipüle etmeyi kullandı. Kibri kullandı.
baskıyı, despotluğu kullandı. Yani burada şuna bakıyoruz Arzu. Senden iki tür üç olabilir bu sene. Hangisi olsun istiyorsun? Hayattan keyif alan, oyuncu, sahnede ve diğerlerine de keyif veren bir üç mü? Yoksa dediğin gibi bastırdığın bir daha üç mü? Daha despot, daha baskıcı, insanların yanında bulunmak istemeyeceği bir üç mü? Buradaki dengedeki husus ne? Bir kere etrafınızda üç kişisi varsa lütfen onu eleştirmeyin. Zaten kendinden o kadar çok kuşku duyuyor ki. Özgüveniyle ilgili problemleri var ki, kendini doğru ifade edemiyor ki, siz onu eleştirdiğinizde bu katlanacaktır. Onu dinleyin, onun sahneye çıkmasına izin verin. Mesela 3 enerjisinde bir çocuğunuz varsa tiyatroya gönderin bu sene. Sahnede olsun ya da evde onu sahnede tutun, sen anlat diye. Bunun onun enerjisindeki olumlu değişimini mutlaka göreceklerdir. Üçlerin kendilerini parlatma yılında biraz olduklarını anlıyorum. Sarı galiba değil mi renkleri de? Sarı. Sarı renge. Yine o canlılık, yine o enerjiyi vermesi için sarı renge. Bu katılaşma hali baskı ve despotluktan kaynaklı. Esneme ile ilgili, rahatlama ve gevşeme ile ilgili her türlü egzersiz yapabilirler. Esnemeye ihtiyaçları var. Tarçın, rezene çayı içebilirler. Sarı sitrin kullanabilirler. Buraları hızlı geçiyorum, zaten görecek. Zaten ekranda görecekler. Lavanta kokusunu kullanabilirler. Ritmik müzikler ve ilahi tarz müzikler dinleyebilirler. Tamamdır. 4 yılıyla devam ediyoruz o zaman. 4 yılı kalp çakrası. Çok önemli. Yeşil renge mi geldik? Efendim anlamadım. Yeşil renge mi geldik yoksa? Kalp yeşille ilgili, doğayla ilgili. Burada bu sene çalışma yılı. Sabretme yılı, sebat etme yılı, dayanma gücü yılı, denge kurma, dürüstlük çok önemli onlar için, güvende olma ihtiyacı çok önemli ve bir sürekli bir şeylerle meşgul olma hali. Yani bir 4 yılındaysanız lütfen çok işiniz gücünüz yoksa bile kendinizi meşgul edecek bir şeyler bulmanızda fayda var. Mütevazi hedefler koymaları çok önemli. Çünkü dört yıllarında şöyle bir etki görülüyor. Kişi hızlıca bir şeye ulaşmak istiyor. Ve hedeflerini çok yüksek tutuyor. Şimdi o hedefe o sürede ulaşamadığında bu sefer başaramıyorum hissi başlıyor. Zaten olmayacak, yarı yolda bırakayım hissi başlıyor. Ve evren size diyor ki ben sana bu sene sabretmeyi öğretmek istiyorum. Hmm, oradan geliyor yani. Adım adım biriktire biriktire ben sana sabrı öğreteceğim diyor. Bu nedenle ne yapabiliriz? Hedeflerinizi parçalayabilirsiniz. Küçük küçük hedefler koyarak her hedefte başarıyı hissedebilirsiniz. Orada kendinizi memnun edebilirsiniz. Galiba kendimize şefkatli davranmamız gerekiyor. Yani kalp çakra dedin. Zaten şefkat kendimizden başlamalı ya. Hem kendimize hem her dua yılı Arzu. Bol bol tasavvuf, dua, belki inananlar için ibadet çok önemli. Şimdi kalbi açmanın iki yöntemi var. Bunlardan biri sevgi, aşk, ebeveynlik, dua yani iyilikle ilgili kısım. Bir diğer kısım sen diyor bu yolda gidip bunları kullanarak açmazsan ben ayrılık, acı, kayıplarla o kalbi yine senin için, senin iyiliğin için sabretmeyi öğren diye açmaya çalışırım diyor sistem. Bu nedenle eğer siz zaten görevlerinizi yapıyorsanız, işimdeyim, çalışıyorum, sevgi duyuyorum, ebeveynliğimi de yapıyorum, duamı da ediyorum, teslimim sana ve en önemlisi topraklanıyorsanız, doğada vakit geçiriyorsanız, herhangi bir acıyla açmaya gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü evrensel sistemin bizimle bir alıp veremediği yok. Bize bir garazi yok. O bizde açılmasını istediği enerjiyi açmanın derdinde. Harika, çok güzel anlattın. 4 senesi iyi anlaşılması gereken önemli çok, eşlik çok senelerden bir tanesi gibi değil mi? Şimdi 5'te devam edeceğiz. 4 ile ilgili yeşil dışında söyleyeceklerin var mı? Yani ekrana geldi zaten. Çevresindeki kişiler için bir şey söyleyeyim. Bu çok önemli bence. Etrafınızda bir 4 kişisi varsa ona mutlaka dürüst olun. Çünkü güvenle ilgili problemleri var ve yalanı hemen yakalarlar.
Dürüstlük çok önemlidir. Sakın yalan söylemeyin. Birine sır verecekseniz dörtlere verin. Asla o sırrı açığa çıkartmazlar. Bir de onları lütfen değişime zorlamayın. Mesela evliliklerde bu yaşanıyor Arzu. Biraz kısacık bundan bahsedelim. Eşlerden biri 4 yılını yaşıyor. Köklenmek istiyor. Zaten işi gücü var. Yerinde sabit kalmak istiyor. Diğer eş 5 yılını yaşıyor. Yenilikler, taşınma arzusu, gezeyim, tozuyum, hareket edeyim hali. Şimdi burada dengeyi kurmak çok önemli. Bir adım sen, bir adım ben. Şimdi bu 5 kişisi eğer tutup taşınalım, yer değiştirelim, işini bırak, işini değiştir gibi bir baskı yaptığında bu 4'e zarar verir. Çünkü o köklenmek istiyor. Beni bana bırak, ben şu yerimde kendimi bir güvende hissedeyim. Ya da maddi güvenlik çok önemlidir 4'ler için. Muhtemelen bu sene biraz para biriktirme derdinde olurlar. Belki elleri hafiften sıkı olur. Eş dedi ki bana şu çantayı al, şuraya tatile gidelim. Diyecek ki hayır. Yani tekliflerinde bile dikkat edebilirler. Şeye şaşırır da ya hiç böyle bir adam değildi, bu sene bir cimriliği tuttu deriz. O senenin enerjisinde biriktirme enerjisi var çünkü. Cimriliği tutmadı. Ya yani ona göre o yılı atlatmanın, daha kolay geçirmenin yöntemini bulabiliriz. Peki 5 senesi böyle daha bir dışa dönük bir yıl mı? Çok. Anlamalıyım. Daha neşeli. Çok. Sosyalleşme, gezme, iletişim. Bir kere konuşacak birini bulmadıklarında çok zorlanırlar. Adrenalin, maceralara atılmak, yeni kültürlerdeki insanlarla tanışmak, mümkünse yurt dışına çıkmak. Ama şimdi bu anlattığımız şeyleri izleyicilerimiz de diyecek ki ya benim şartlarım böyle, bir özgürleşme ne kadar 5 yılında olursam olayım. Evde çocuklar var, evde oturuyorum, ben nereye sosyalleşeceğim, nasıl yurt dışına çıkacağım diyebilecek. Bunu kendinizce düşünün. Yeni bir film, yeni bir dost, arkadaş, komşuyla muhabbet etmek. Yani ne olursa olsun içinde yeniliğin olduğu. Her zaman bildiğimiz o sosyal çevreden biraz daha başkalarına kaydığımız. Hep alt komşunla görüşüyorsundur da bu sefer de üst komşuna çay içmeye çıkmışsındır gibi düşün. Yani olaylar özgür biridir zaten. Ülke ülke gezebilir. Yani herkes kendine göre çıkaracağı dersi çıkartması gerekiyor burada. Burada sadece fazla bağımsızlığa bir dikkat etmek gerekiyor. Kişiler kendilerini çok kıstırılmış hissedebilirler. Çünkü biliyorsun neyi konuşmuştuk? Kolektifteki enerji 7. Kolektif sosyalleşmek istemiyor. Ben 5'im, sosyalleşmek istiyorum. Orada haliyle dengeyi kurmak çok önemli. Kendinize 5 sayısında birini bulun. Onunla yeni muhabbetlere katılın gibi bir şey olabilir belki. Mavi mi senesi 5'ler için? Renk olarak mavi. Boyunu esnetmek çok önemli. Doğa sporları yapabilirler. Böyle daha yankılı müzikler, meditasyon müzikleriyle birazcık o zihinlerini sakinleştirmeleri gerekiyor. Çünkü 5'ler içinde zihin aynı 7'ler gibi çok aktif çalışır. Hem kolektiften 7 enerjisi alıyorum, hem de kişiselden 5 enerjisi alıyorum. Burayı susturmak için birazcık yatışmam gerekiyor. Bu yatışmayı sağlamak için de doğada olmalıyım. Daha meditasyon müzikleri dinlemeliyim, papatya çayı içmeliyim. Yani mümkünse birazcık kendinizi frenlemeye çalışın. Pekala, 6 ile devam edelim mi? Olur. 6, yeni sorumlulukları almasınlar. Eski sorumluluklarını devam ettirsinler. Çünkü onlar için bu sene böyle herkesin derdine koşacakları bir yıl olabilir. Çünkü 7'ler ebeveyn tiptir. Sevdikleri onların hayatının merkezidir. Çocukları, dostları, arkadaşları. Altılar derdi, değil mi? Altılar. Kimin derdi varsa böyle sevdiklerinden koşup çözmek isterler. Hatta bazen onlardan yardım istenmediği halde başkalarının işine karışabilirler. Amaçlarım altıların kusursuzlaştırmaktır, hayatı güzelleştirmektir, dünyayı güzelleştirmektir. Muhtemelen bu sene böyle evlerinde sürekli dekorasyon, güzelleştirme, güzel sofralar kurma istekleri doğabilir. Haliyle ben bir altıyım Arzu, sen değilsin. Senin de evine müdahale edebilirim. Senin de hayatına müdahale edebilirim. Bu senin için hoş mu?
Kesinlikle değil. Bu nedenle altılarla yaşarken hem yaşayan kişilerin bunu bilerek tolere etmesi önemli. Aslında niyet çok iyi. Benim için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Düzenli, güzel bir hayat kurmaya çalışıyor. Ama burada altılara da uyarı şu olabilir. Lütfen gevşeyin biraz. Çünkü tüm dünyayı güzelleştirmemiz mümkün değil. Biz içimizi güzelleştireceğiz. Biz içeride mutlu olacağız. Herkes mutlu olduktan sonra mutlu olacağım der altılar. O yüzden de kolay kolay mutlu olamazlar. Çünkü herkes mutlu olamaz. İkilerle çok benziyor anlattıkları. Anne baba, onları bir oktav atlamış hali. Anne baba arzu, iki anne altı baba. Yani aynı burada otorite var. Baba, baba figürü ya da baba figürü var. İlgili burada konular gündeme gelebilir. Desteklenme figürü var. Yani altıncı çakrası dengede olmayanlar için çok ciddi bir özgüven eksikliği vardır. Hayatta kendilerini haksızlığa uğramış hissederler. Nefes almak çok önemli. Çünkü altıların ana sorunu şu, anda kalamıyorlar. Sürekli geleceğe dair güzelleştirme çabaları. Haliyle de kuruntular başlıyor. Çünkü kuruntu, endişe, kaygı dediğin şey gelecekle ilgilidir. Bu nedenle o kuruntu yüzünden hayattan keyif alamıyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Anı olduğu gibi kabul etmeleri gerekiyor. Şu an elimde bu var, en iyisi bu, bununla mutlu oluyorum demeleri gerekiyor. Nefes çalışmaları onlar için çok faydalı olabilir. Nefesi açmak, birazcık dediğim gibi rahatlamak ve bugüne bakmak. Elindekine, bardağın dolu tarafını görebilmek. Onların yılı, ben yine çakralardan bildiğim, ezberle gidiyorum. Çivit mavi olabilir mi? Yani indigo ya da çivit mavi. Evet, indigo, çivit mavi. Yaban mersini, nane, nefesle ilgili, nefesi açmaları gerektiği için. Menekşe kokusu, daha kozmik müzikler, orman uğultusu sesleri. Egzersiz olarak da yine tai chi ve nefes egzersizleri. Yapmaları, anda kalmaları için önemli olacaktır. Peki, 7 senesine geldik. 7'yi çok anlattık başlangıçta. Çünkü 7'deki yılımız. Öyleyse kişiselde, hani böyle biraz daha kısa geçelim istersen. Kişisel olanlar için ekstra neler söyleyebiliriz? Ekstra şunu söyleyebilirim. Aynı şeyler geçerli. Zihin aktif, maneviyat, ruhsallık, kitap okuyacak, içine kapanacak vesaire. Bunlar ilk başta konuştuğumuz şeylerle aynı. Ama burada dikkat edilecek husus şu. Çift doz alıyorlar. Ha, 7 artı 7 alıyorlar ya da 7 çarpı 7 mi alıyorlar, hangisi? Çift doz alıyorlar. Zaten enerjide içe kapanılık var. Kendi enerjisi de aynı. Bu onlar için rahattır. Yani zaten alışık oldukları bir bu sene için kendi enerjilerinde alışık oldukları bir şey, ama burada maddeden aşırı kopuş, yaşamdan zevk alamama, fiziksel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar ruha yönelme ya da bu aşırı baskı nedeniyle inançsızlaşma, aşırı şüphecilik halleri olabilir. Bu nedenle onların o en başta söylediğimiz, hani 7'ye için frekansınızı çok yükseltmeliyiz diye konuşmuştuk ya Arzu, çok kıymetli, çift doz alacakları için. Evet, renkleri mor. Zaten ekrana da remedileri geldi. Biraz konuşmuştuk. Evet, lavanta çayı, mor, lotus çiçeği kokusu, meditasyon. Bu sene hepimiz için arzu. Meditasyon olmazsa olmazımız. Ya da ibadet. Herkesin kendi... Evet, herkesin meditasyonu. Yani neyle kimisi... hissediyorsak, neyle o ilahi alana açıldığımızı hissediyorsak. Aynen. O insan bilir zaten. Hani şöyle daha rahat nefes alabildiği, kendini huzurda hissettiği bir alan vardır herkes için. İşte o kapıyı ne açıyorsa, hangi anahtar sizin için geçerliyse. Çünkü hikaye tek ama anlatıcılar farklı hayatta. Aynen öyle. Aynen o anahtarı öyle. Elinizden bırakmayın bu sene. Çok kıymetli. Doğa çok kıymetli. Hepimiz için doğa bu sene. O hani içe kapanışta, yeşil, doğa, bunlar çok kıymetli olacak. Peki 8 senesi. Güzel bir sene anladığım kadarıyla. 8'i az önce geçirmiş birisi olarak 8'den şeyim, yani hani memnunum. 8'den memnun kaldım, öyle söyleyeyim. 8 senesi güzeldir.
Ama 8'in güzel, hani dedik ya, iyi kötü yok, güzel çirkin yok, doğru yanlış yok dediğimiz yani noktadayız. Neden insanı bir kalkındıran, bolluk bereket yılı. Bolluk bereketini artıran, evet yani hayata, bak hayat da bana veriyor dediğim bir sene oluyor 8. En azından öyle tecrübe ettim geçen 8 mi? Bunun anlamı sen eğer bu şekilde tecrübe ettiysen ondan önceki 7 yılı yani faydalı geçirdiğin içindir. Şimdi buradaki hikaye şöyle oluşuyor Arzu. 7 yılında evren bize bir kere burası aura bedenle ilgili. Şimdi evren bize burada güç enerjisi veriyor. Hükmetme, para, bolluk, bereket enerjisiyle yüklü oluyoruz. Şimdi bu enerjinin çalışmakla, çabalamakla alakası yok. Bu tamamen kuantum alanda, hani o parayı yaratma dediğimiz kuantum alanda bir şeyleri elde etme alanıdır. Ve burada kişi bu gücü doğru yönetebilmeli. Şimdi şuna bakacağız. Mesela 8 yılında birçok insan var. Hepsi zengin mi olacak? Hepsi güçlü mü olacak? Evet, benim kastettiğim bolluk bereket enerjisi senin hayatta neyin bolluğu seni daha fazla mutlu ediyorsa, yani onaylanmak, destek almak, bu da büyük zenginlik. Aslında biraz onu kastetmiştim ben maddi kaynaktan ziyade. O açıdan görmek zaten 8'i doğru anlamaktır. 8 maddi biriktirme, maddiyattan ziyade aurasal olarak o hazdı hissetmendir. Bir bardak suyla da zengin hissedebilirsin kendini. Bir oda altınla fakir de hissedebilirsin eğer biriyle kıyaslamaya giriyorsan. Burada bolluk ve bereketin şükründe doğru kalabilmek önemli ama şurası kıymetli bence Arzu. Dikkat edersen burada artık şunu yiyin, bunu için, bu kokuyu alın gibi tavsiyeler yok. Çünkü burada frekans artık yeme içmeyle, egzersiz yapmakla düzenlenebilecek bir frekans değil. Ne yapabilirim? Şimdi ben 7 yılındayım, 8 yılındayım. Dön bir 1 yılına git, bundan 8 yıl evveline git. Ne diyordu? Yaratıcılığını ortaya koydun mu? 2 yıla. Sevdin mi? Anaçlık ettin mi? 3 yıla. Eğlendin mi? Hayattan keyif aldın mı? 4 yılı. Kalbimi açtın mı? Kalbimle görebildin mi? 5 yıla. Yeniliklere açık mıydım? 6 yılı sorumluluklarımı alıp anda mutlu olabildim mi? 7 yılı manevi olarak yükseldim mi? Eğer kişi bunlara evet cevabını veriyorsa zaten bu sene para ona akar. Bolluk, bereket, güç ona akar. Doğru bir yolda yürümüştür. Ama muhtemelen birçoğuna hayır dediniz. Yani işte 1'de takıldım, 3'ü pek halledemedim, 4'te problem yaşadım. Şimdi bu kişi neyle bu yılı, hani tünelden önce son çıkış, ne yaparsam bu yılın enerjisini en olumluya çeviririm. Zekat vermek, yardım etmek, sadaka vermek, adına ne derseniz deyin. Birine iyilik yapmak, 8 için çok kurtarıcıdır. Biliyorsun bir inanış vardır, bir kişi maddi olarak zorlanmaya başladığında o kişiye tavsiye edilen şey, para dağıt denir, zekat ver denir. Şimdi adam zaten maddi olarak zorlanıyor, bir de üstüne zekat istenir. Çünkü oradaki zekatın ya da yardımın iki katı, üç katının geleceğini bilir sistem. İnançla yapmak tabii bunu, inanarak evet. Yapmak. Tabii. Dönün lütfen acilen 8. çakrayı aktive eden şey 2 ve 6'dır. Eğer siz anne babanızla ilgili kırgınlıklarınızı halledememişseniz parayı beklemeyin. Çünkü bolluk ve bereket anne babadan gelir. Yani 2 ve 6. çakradan gelir. Ne yapacağım? Hemen döneceğim. 2. çakranın benden istediklerini yapacağım. Hemen bir annemle helalleşeceğim. Sevgi, hizmet vereceğim. Hayvana bir tas süt koyacağım. Köpeklere orada su koyacağım. Yani o kadar biraz sistemi kandırmak gibi düşün. Yani bak yapmadım ama pişmanım, tövbe ediyorum. Geçmişi azıcık toparlamaya çalışıyorum. Son çıkış yani eksikleri tamamlama çünkü bir şey yokuz. Aynen öyle. Burada birazcık dediğim gibi 2 ve 6. çakrada sözünü ettik. Kendilerinde eksik gördükleri yerleri dengelemeyi başarırlarsa 8'in enerjisini güzel alırlar. Peki alamadı, yapamadı bunları. Karşımıza kimler çıkıyor biliyor musun? Para hırsı, materyalist,
zorba, gücünü kötüye kullanan, kendinden zayıfı gördüğünde ezmeye çalışanlar çıkıyor. Çünkü 9'un baskıladığı o güç enerjisi var ya, güçlü olması gerektiğini hissediyor ama hayattan da o gücü alamıyor geçmişteki hatalar yüzünden. Bu sefer hırslanmalar başlayabiliyor. Evet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Gücünüzü olumlu da kullanırsanız bolluk akacaktır. O zaman geldik kapanış yılına. Yani evet, son bir yıl. Döngünün tamamlandığı 9 senesini. 9 astral beden, artık burada hümanizm var, evrensel sevgi var, cömertlik var, şifa var, merhamet var. Burada birlenme hali var tekrar. Birden 9'a geldim, 9'dan tekrar 1'e geçeceğim. Yani orada bir tevhid gibi düşün. Bütüncül olarak bakabilme hali var. Burada hayatımızın her alanında temizlik yapacağız. Geçmişimizi bir önümüze yatıracağız. Bir temizleyeceğiz. Nerede yanlış yaptık bir göreceğiz. Ayıklamamız gerekenleri ayıklayacağız. Önce kendimize, sonra başkalarına karşı merhametli olacağız. Şifayı yaymamız gerekiyor. Evren bizden bunu istiyor. Hem kendini şifalandır hem başkalarını şifalandır diyor. Bu yıl bir yılına hazırlanıyoruz ya Arzu. Çünkü arkasında bir yıl var. Evet. Bu yılı temizlemen gerekiyor diyor. Çünkü seneye senin için yeni bir döngü başlatacağım diyor. Burada temizlenin. Rüyalar çok önemli burada. Çok uyarıcı rüyalar görülebilir. Niyet ederek yatabilirsiniz. Gül yağını kullanabilirsiniz rüya görmek için ve ilhamlar gelecektir. Lütfen bir not defteriniz olsun. Aklınıza bir anda gelir. Hemen bir not alın. Çünkü onlara ne zaman ihtiyaç duyacaksınız? Bir sonraki yıl. Bir yılında tohum atman gerekiyor ya. Hangi tohumu atayım? Geçen sene zaten sistem sana o tohumu haber verdi. Duydun mu? Rüyanı okudun mu? Ses geldi mi? Yani buna bakıyor sistem. Orada bile bizi kendi halimize bırakmıyor biliyor musun? Hani ne tohum atacağımızın ilhamını bile düşürüyor kalbimize. Bu yüzden 9 yılı daha duygudaş olmamız gereken bir yıl. Kolay aşık olabiliriz. Yine bunu ikiler için de söyleyelim. 2 yılında olanlar kolay aşık olabilir. 6 yılında olanlar evlenmek isteyebilirler. Yuva kurmak isteyebilirler. Aileleriyle birlikte yaşıyorlarsa ayrı eve çıkma arzusu olabilir. Mobilya değiştirmek isteyebilirler. Buranın da en önemli kısmı sadaka vermek yine. 9'u iyi çalıştırmak için sadaka ömrü uzatır denir. Sadaka çok önemli. İyilik yapmak çok önemli. Çünkü çok enteresan arzu. Frekansın en yüksek olduğu şey iyilik biliyor musun? Aydınlanma ve iyilik. Sen iyilik yaptığında sistem anında seni üste çıkarıyor. Vallahi evet, o kadar güzel anlattın ki. Hiçbir şeyi neredeyse eksik bırakmadık. Epey de uzun bir yayın oldu. Umarım bizi dinleyenler de bizim kadar keyif almışlardır, faydalanmışlardır. Çünkü başlarken ne dedik? Evet, hepimizin bir takım belki de klişeleşmiş beklentileri oluyor değil mi? Yeni bir yıla girerken işte bolluk, bereket, para, zenginlik, sağlık, bunları dilemek çok güzel. Ama hayat bir yolculuk. Her sene ve hayatımızın her dönemi kendi içinde kendi temaları, öğretileri ve deneyimleriyle geliyor. Zannediyorum tatmin olmayı öğrenebilmek için hayatta, hayatı geldiği yerden karşılamak iyi bir duruş olacak. Demet, bununla ilgili çok güzel hazırlanmışsın. Hem astrolojinin desteği vardı, hem kuantum alanın, hem nümerolojinin. Ben herkesin çok faydalandığını düşünüyorum. Türkiye için de çok umutlandım. Yani hala bir 9 senesindeyiz değil mi? Yani evet. 9 senesi için gitmesi gereken gidecek, bitmesi gereken bitecek de diyebiliriz. Öyle bir evet, bir kaos, bir sıkıntı içerisindeyiz ama en nihayet... Temizlenme yılındayız da aynı zamanda. Temizlenme yılındayız değil mi? Yani temizlenme yılındayız. 19'dan 1'e gireceğimiz için de umutluyuz. Kalbi beklentilerimiz yüksek. İnşallah hepimiz için çok güzel bir yıl olacak. 2023 yeni yaşı ülkemizin bambaşka yeni başlangıçlarla gelecek.
Umudum bu yönde. Beni de özellikle Türkiye anlamında 19 çok heyecanlandırıyor. Çünkü burada yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Burada ilahi bir güç tarafından destekleneceğimizi hissettiriyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir döngü olması çok heyecan verici. Güzel şeyler olacağını umuyorum. İzleyenler için de tekrar söylemekte fayda görüyorum. Lütfen rüzgarı arkanıza alın. Bırakın akışta güzel güzel direnmenin kendimize ve çevremizdekilere zarar vermekten başka bir işe yaramadığını hayat bize göstermiştir muhtemelen önceki yıllarda. Bir de teslim olmayı deneyelim. Teslimiyetin huzuruna varalım. Çok teşekkür ediyorum Demet. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli bir sohbetti. Umarım bizi dinleyenler de keyif almışlardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel bir yıl diliyoruz hepinize. Görüşmek üzere. İyi yıllar, hoşça kalın.